Atilla Karaoğlan ilk düdüğü çaldı. Tarsus İdman Yurdu mücadeleye başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Sol taraftan geliyor ev sahibi ekip. Faul. Ferhat yerde kalmıştı. Tarsus İdman Yurdu kullanacak. Serbest vuruşu. İşte pozisyon bu. Ferhat yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi o müdahalenin hemen yanındaydı. Serbest vuruşu kullanma hazırlığı yapıyor Tarsus İdman Yurdu takımı. Tarsus İdman Yurdu geçen hafta ikincilik beyaz grupta Afjet Afyonspor'u sahasında 2-0 mağlup olmuştu. Pazar günü de deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacaklarını hatırlatalım. 3 kişilik bir baraj yaptı Fenerbahçe. Tolga barajın başında. Altay onu ikaz etti. Ferhat topun gerisinde. 2-4 oyuncu ceza sahası çevresinde. Mücadelede ikinci dakika Ferhat doğrudan kaleyi denedi. Savunmadan seken top Alpay dışarı çeldi. Altay topu dışarı çeliyor. İşte barajdan böyle sekti. Kaleye doğru falso aldı top. Altay son anda dışarı tokatladı bu topu. Az önce serbest vuruşu kullanan Ferhat bu kez sağ taraftan köşe vuruşunu kullanacak. Topu çeyrek daireye dikti. Köşe vuruşu kullanıldı. Boşta kalan top. Savunma uzaklaştırdı. Alper o bölgede hareketliydi. Topa yükseklik kazandıran İbrahim. Tolga geriye doğru. İsla en geriye kalecisi Altay'a. Altay bu arada bir müdahale var. Gol pozisyonu yine Altay ama daha önce düdüğünü çaldı Atilla Karaoğlan ve Ferhat'ın yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirdi. İşte İsla bu geri pası. Altay topu kontrol etti. Yatarak kayarak bir müdahale. Bunu bir tehlikeli hareket olarak yorumladı mücadelenin hakemi. Serbest vuruşu bekletmeden kullandı Fenerbahçe Tolgay. Şimdi Sadık. Adil Rami top istedi. O da ligde tek maçla 45 dakika oynayabilmişti. Ve çok iyi oynayamadığı için, yavaş kaldığı için de Zanka ile birlikte hemen 45. dakikada Ersun Yanal. Oyundan almıştı onu Ersun Yanal. Dolayısıyla bugün onu da sarı lacivertli futbol severler daha bir alıcı gözle takip edecek. Bakalım fizik kondisyonu biraz daha düzelmiş ve ritim bulabilmiş mi? Adil Rami'yi de biraz daha yakından görme imkanı olacak. Sadık. Sadık da geçen hafta sonradan oyuna dahil olmuştu. Altay'dan Rami'ye. Mihazayt geriye geldi. Bir kez daha Adil Rami. Tüm Fenerbahçeli futbolcular ilk bölümde rakiplerinin kontrolü altında. Tarsus İdman Yurdu takımı da oyunun boyunu daraltma uğraşında. Kenardan da Ergün Pembe sık sık futbolcularını uyarıyor. Savunmayla bir bütün olarak ileri doğru hareket etme çabasında. Tarsus İdman Yurdu takımı deniz bıraktı. Şimdi sağ taraftan geliyor Fenerbahçe. Bir anlaşmazlık. O bölgede Yakup topu aldı. İbrahim'e bıraktı. Karşı atak şansı olabilir mi? Faul Fenerbahçe'nin. Şimdi az önce Adil Rami ters tarafa çok uzun bir pas attı. Geçen sene Fransa'daki tandem oyuncular içerisinde uzun pas yüzdesi en yüksek oyuncuydu. Bu özelliğini kullanacak gibi gözüküyor Ersun Hoca. Maç ritmini kaybetmesi, uzun süredir top oynamaması tabii onun şüphesiz, en büyük sıkıntısıydı. Ayağı düzgün ama yoksa yavaş. Yoksa hani kariyeriyle ilgili yok, herhangi bir şüphe elbette hayır, yok. Ama şu anda hala yavaş, o sakatlıklardan sonra kolay değil. Hoca da oynaya alıştıracak. Sadık'la oynadı. Yine baskı var Altay'a. Biraz riskli hareketler bunlar. Artun o bölgedeydi. Artun da aslına bakarsanız Gençler Birliği'nde Ziraat Türkiye Kupası'nda yıllar önce yıldızı parlamış bir oyuncuydu. Yıllar sonra yine bir Türkiye Kupası maçında karşımıza çıktı bu kez. Tarsus İdman Yurdu formasıyla. İsla. Adil Rami topu aldı. 5. dakikanın içinde izleyenli futbol severler. Mevlüt
kendisini gösterdi. Rami'den sağda İsla, şimdi Tolga. Tolga iki kişinin arasından çıkamadı. Tolga Ciğerci. Şimdi baskı var Fenerbahçeli futbolculardan. Topu kaybettikleri noktada Alper kazandı. Alper potu gidiyor. Sağ tarafında Deniz Türüç var. Onunla oynadı. İbrahim karşılıyor Deniz'i. Bir kez daha Alper'in koşu yoluna. Alper ortalama düşüncesinde korner. Görüntüde Mert. Topa ayak koyan futbolcuydu. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanacak. Deniz'le Fenerbahçe. Deniz Türüç de zaman zaman ligde ilk 11'de şans buldu. Son hafta hatırlayacaksınız Moses forma giymişti. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafalardan seken top. Artun o topu kontrol etme uğraşında. Bir karşı atak şansı olabilir mi? Müdahale geldi. Fenerbahçe atak tazeleyecek bu bölümde. Mihal Zayt sıyrıldı rakibinden. Alper bıraktı sağ tarafa doğru. Orada Deniz var. Mevlüt ceza sahasına hareketlendi. İbrahim topu kontrol etti. Baskı devam ediyor. Taç Fenerbahçe kullanacak. Taç el değiştirdi. Tarsus İdman Yurdu kullanacak. Bu arada hani az önce de söylediğim gibi taraftar sayısı da artmaya devam ediyor. Sanıyorum bir 15-16 bin var değil mi çıkacak hocam? Oraya mutlaka çıkacak. İki takım ortak özellikle başladı. Çıkarken iki takım da çok büyük baskı olmadan top kaybediyorlar. Buna önlem almaları gerekecek. Alper kontrol edemedi ama rakip alanda baskı var. Tolga orada kurtuldu rakibinden. Tolga yanındaydı. Miha Zayt şimdi sağ tarafta Deniz. Ceza sahasında Mevlüt. Deniz'i karşılayan İbrahim. Ayak koydu İbrahim ama atak devam edecek Alper Potuk'la. Sağda Murat Sağlam. Onun önünde Deniz. Yeniden Murat. Murat da özellikle hazırlık döneminde forma şansı bulmuştu biraz. Riskli pas. Artun gidiyor şimdi. Artun tek başına. Destek bekledi. Artun ceza sahasında. Vurdu Altay'ın üzerine. Yine aynı senaryo sevgili Ender. Yine çıkarken Fenerbahçe bir top kaybı yaptı. O top kaybında Artun süratli olamadı. Tolgay'dan Alper Patuğa doğru. Alper Potuk bıraktı. Adil Rami. Sağda Murat. Murat sağlamdan Tolga'ya. Tolgay Sadık'la oynadı. Sol çizgide İsa kendini gösterdi. İleri çıktı. Şimdi onun bulunduğu bölgeye Sefa karşılıyor. Pası iyi. Tolga Ciğerci. Tolga sağ ayağında. İyi vuramadı. Bu arada kalkan bayrak var. Offside. Orta sahayı çabuk geçti Fenerbahçe ama şimdi Ersun Yanal oyunlarında iki kanat beki, yani burada İsla ve Murat oyuna çok fazla girerler. Onlar iki kanat beki oyuna girdiği için de bu taraftan Tolga, öbür taraftan Deniz ceza alanı içerisinde kalabalıklaşırlar. Biraz önce aslında öyle bir oyun yapısı gördüm. Ergün Pembe görüntüdeydi. 1994-2007 yılları arasında Galatasaray'da önemli başarılar yaşadı Ergün Pembe. Teknik adamlık kariyeri de onu Tarsus İdman Yurdu'na getirdi. Hacettepe'de başlayan kariyerinde İnegöl Spor'dan sonra şimdi de Tarsus İdman Yurdu takımında Ergün Hoca. İbrahim'in pası. Atak geliştirme eğiliminde Tarsus İdman Yurdu takımı. Çağrı sıyrıldı Tolga Ciğerci'den. Çağrı gidiyor. Top hala kendisinde. Bölgede ileri çıkan Ferhat var. Pası isabetli değil ama bir pas hatası da sarı lacivertli futbolculardan Aytaç. Aytaç'tan Çağrı'ya. Kontrol iyi değil Taç Fenerbahçe'nin. Tolga Ciğerci gitti taç atışını kullanmaya. İsla aldı. Sadık'la oynadı. 10. dakikanın içindeyiz değerli futbol severler. Mersin Stadyumunda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde gol yok şu ana kadar. Tarsus İdman Yurdu 0, Fenerbahçe 0. Mücadelenin de bunun taraftar seyirci talebi nedeniyle Mersin'de oynandığını, özellikle Tarsus ilçesinde oynanmadığını hatırlatmakta fayda var. Mevlüt tek başına gitmeye çalıştı, kaybetti. Tabii Gürkan Hocam, bu tarz maçlar bir yandan da daha az forma bulan
forma şansı bulan oyuncuların kendilerini gösterebilmeleri açısından çabaya sahne oluyor. Şüphesiz. O da bir fazlasını yapmaya çalışırken hata getiriyor ama bakalım. Şimdi sağ taraftan Deniz'le gelişen bir atak var arka direğe doğru. Kalenin de arkasına. Şimdi en büyükler de hata yapıyorlar. Bu bir takım oyunu. O takım oyununa ne kadar yatkın olduğunuza bakıyor aslında kenardaki koçumuz. Yani Ersun Hoca da buna bakıyor. Bütün hocalar da buna bakıyor ama oyuncu uzun sürede hele forma bulamadı mı ilk bulduğu formada kendisini ispat etme çabasını veriyor. Yanlış bu. Fenerbahçe ile ilgili hiçbir şey söyleyeceğim. Tabii şu andaki sahadaki kadro farklı ama Fenerbahçe'nin garip bir ilk yarım saat öyküsü var. Biraz müsait bir pozisyonda onu anlatacağım ama son derece enteresan bir ilk 30 dakika öyküsü var. Hani herkes duyduğunda ciddi mi diyecek. Kaleci Anıl degajını yaptı. Karşılayan Adil Rami oldu. Tolgay hareketlenmişti ama şimdi topu kazanmayı başardı Tolgay. Tolga Ciğerci yanında. Şimdi Tolga aldı. İki rakibi bastırdı. İsa'nın indirmesi var. Top önünde kalacak mı? Yetişebilecek mi? Yetişti. Marusio Isla. Alkış aldı taraftarından. Bir de orta. Mevlüt'ü geçti. İkinci hamle. Sadık o bölgede. Atak devam edecek. Fenerbahçe adına. Rami Tolga ile oynadı. Tolgay Aslan. Sol çizgide yine İsa ısrarla top istedi. Aldı. Yanına doğru Tolga Ciğerci sokuldu. Ama onun hareketlenmesini beklediği yere verdiği pas isabetli değil. Ya da başka bir ifadeyle Tolga Ciğerci o yöne gitmedi. Hızlı. Aslında göstermişti de. Doğru, göstererek gitti ama hızlı bir top. Sefa kontrol iyi değil. Ön alanda baskı sonuç verdi. Zayt sıyrıldı rakiplerinden. Tolgay ve Sadık. O ilk 2-3 dakikalık baskılı, istekli oyundan sonra oyunun kontrolünü ele aldı Fenerbahçe. Zaitz yine sağ tarafa açıldı top. Murat Sağlam. Daha sağda Deniz Türüç var. İbrahim gidiyor Deniz'i karşılamaya. Deniz top hala kendisinde. Deniz Türüç yaptı ortasını. Yumuşak bir orta. Aytaç o bölgedeydi. Şimdi Artun savunmasına yardımcı İbrahim. Murat Sağlam'ın baskısı var. Tolgay da o baskıya katıldı. Alper'den yeniden Tolgay. Tolgay yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Şimdi karşı atak şansı. Tarsus İdman yurdu takımı için. Çağrı hareketlenmişti. Yavuz o bölgeye top göndermedi. Kademede Adil Rami. Düzeltiyorum. İsla ters kademeye girdi. Murat'tan şimdi Adil Rami'ye. Sadık. Sadık'tan İsla'ya. İşte şu ana kadar maçın en istekli oyuncusu. Evet, sol kanatta hoca zaten onu özellikle oynatıyor. Çünkü kanat oynama özelliğine sahipseniz bek olarak. Dönem dönem oynamıştı var az da olsa İsla'da. Tabii sağda da oynuyor, solda da oynuyor. Ön libero da oynattı biliyorsun. Evet, evet. Geçmiş yıllarda İsla o açıdan oyun disiplini çok yüksek bir oyuncu. Tolgay Rami ile oynadı. Alper pas istemişti. Miha Zayt yeniden Adil Rami. Sadık. Baskı var. Erkan orada bir müdahale yapmıştı. Atak devam ediyor. Miha Zayt'tan şimdi Tolga'ya ters tarafa bir cross pas. İbrahim karşıladı. Ali Yavuz orada. Sıyrıldı rakibinden. Pasını da verdi. Ferhat hareketlendi. Artun top istiyor Ferhat. Ters taraftan Sefa'nın da bindirmesi var. Bir şut denemesi mi? Şansını denedi ama altı için kolay bir şimdi top oldu. Mesela tabii yukarıdan buradan seyredince bir fark oluyor. Az önce Ali Yavuz'du. Sağ taraftan bindirdiği anda Tolga hemen şeyin kademesine girerek geriye doğru geldi ve pasın atılmasını engelledi. Çok önemli yani futbolda o tür dokunuşlar çok önemli. Eğer Tolga geri koşusunu yapmasa bu tarafta Ali Yavuz topla çok kolay baş başa kalacaktı. Rami sağda bıraktı. Yalnız az önce mesela o İsyan'ın ters kademeye gittiği yerde Rami yine biraz ağır kaldı hocam. Şimdi Rami için bu maç olabilecek en iyi maçlardan bir tanesi. Değil mi? Yani burada yavaş yavaş yükselteceksiniz ama şu Rami'yi hoca ilk 11'e koyar mı ligde? Hayır, onu çok net söylüyorum.
Alperden sağ tarafa doğru Murat hareketlendi. İbrahim ayak koydu taç Fenerbahçe'nin. Şimdi İsla ve ters tarafta Murat'ın iki stopere faydası şu, ikisi de çok çabuk oyuncular. Ters kademeye çabuk girdikleri için böyle ağır kalan adamlara karşı hakikaten antidot. Öyle iki bekin de olması. Sağ topla hareketliydi. Ayak koyan İbrahim topu dışarı yolladı, korner. Köşe vuruşunu kullanacak Fenerbahçe değerli futbol severler. İlk çeyrek saat geride kaldı. 16. dakikanın içindeyiz. Deniz Türüç köşe vuruşunu kullanma hazırlığında. 5 Fenerbahçeli ceza sahasında. Zaitz da yaya doğru hareketlendi. Deniz kullandı köşe vuruşunu. Bir kafa ve gol! Sağ düğüm golü Fenerbahçe 1-0 önde. Köşe vuruşunda ileri çıktı. Fenerbahçe'yi 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü attı Sadık. 16. dakika. Gol Sadık. Fenerbahçe Tarsus İdman Yurdu deplasmanında 1-0 önde. Sarı lacivertli taraftarların coşkusu. Sadık'ın golüyle 1-0 önde Fenerbahçe. Gol bir kez daha ekranda. İşte Deniz Türüç'ün ortası. Sadık'ın ters tarafa kafa vuruşu. Bu şekilde ağlarla buluşuyor Fenerbahçe. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde bu golle 1-0 öne geçiyor Tarsus İdman Yurdu karşısında. Şimdi Fenerbahçe açısından çok önemli bir gol bu. Fenerbahçe Saraçoğlu'nda ilk 30 dakikada, az önce onu söylüyordum, tam 8 gol atmıştı ama deplasmanda hiç golü yoktu. En azından kupa maçında kendisi adına bu talihsizliği kırmış oldu. Erkam sol tarafı bıraktı, İbrahim orada. Yeniden Erkam. Geriye doğru kalecisi Anıl'la oynadı Yakup. Aytaç top istedi. Anıl ileri doğru. Hani Yavuz orada. Dokunamadı. Taç Fenerbahçe'nin. 16. dakikada Sadık'ın kaydettiği golle Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu karşısında Mersin'de 1-0 önde. Arusya İsla yeniden Sadık'la oynadı. Sadık'tan Tolga Ciğerci'ye doğru taç. Ev sahibi ekibin Sefa kullanacak taç atışını. Tolga Ciğerci top çıkmadı, hala oyun alanında. Sefa sıyrıldı Alper'den. Artun sol taraftan İbrahim'in desteği var, onun koşu yoluna doğru. Karşılayan Deniz Türüç. Ali Yavuz isabetli değil. Tolgay sıyrıldı Ali Yavuz'dan. Atak başlatacak ama Zayt için çok hızlı bir top. Evet. Anıl Erkam hazırlık pasları Tarsus İdman Yurdu takımında. Gelmedi çağrıya. Sadık Ali'ye girmişti İsla. Ferhat'ın baskısı vardı geriye doğru. Kalecisi Altay'a. Altay'dan Tolgay. Yeniden Altay. İsla vurdu kafayı. Tolga Ciğerci'nin baskısı var. Sefa. Sefa'dan Ferhat'a. Ferhat yeniden Sefa ile oynadı. Bir kez daha Ferhat. Şimdi Erkam. Çok adamla geldi rakip yarı sahaya. Tarsus İdman Yurdu. Geride Aytaç. Onun topu gönderdiği yerde hiçbir arkadaşı yok. Kaleci Altay. Ayağını kullanma becerisi olan bir kaleci. Ona güveniyor Hücudan Hocam ama tabii beraberinde bir risk de içeriyor bu durum. Çok fazla özgüveni yüksek bir kaleci. Genç ama çok yüksek bir kaleci. Zaman zaman az önce maçın başında örneğin da biliyorsun. Geri paslar, hani riskli geri paslar. Çünkü rakip takım eli önde basıyorsa Fenerbahçe onu yapıyorlar. O zaman sıkıntı yaratır. Deniz yerde, oyun devam ediyor. Faul bekledi sarı lacivertli futbolcular. Mert şimdi. Mert'ten Erkam'a doğru. Alper'in baskısı var. Faul diyor. Atilla Karaoğlan. Ersun Yanal.
bir önceki pozisyonu işaret ederek kenardan bir tabii tepki gösterdi dördüncü hakeme. Şimdi bu sene Fenerbahçe'deki, yani bu, şu andaki sahadaki 11 için söylemiyorum. En önemli şey ne biliyor musun? Verim bir problemi var bu arada hocam. Evet, kenara doğru geliyor ama. Evet. Bakalım. Bu sene en önemli farklılık şu. Ersun Yanal'la ve Ali Koç'la birlikte Fenerbahçe bu sezon başında ruh çağırdı. O ruhu önce Emre'yle, sonra Luis Gustavo'yla çağırdı ve bütün takıma yayıldı. Dolayısıyla o Fenerbahçe sahada başka türlü mücadele eden bir Fenerbahçe. Şimdi etkili geldi, Tarsus İdman yurdu. Sadık'tan seken top dışarıda, korner. Alper'in dudağında bir kanama olduğu için karşılaşmanın hakemi onu kenara yollamış. Muhabir arkadaşım Göktuğan Argın'dan şimdi bilgi geldi. Köşe vuruşunu kullanacak, sol taraftan Tarsus İdman yurdu. Az önce etkili bir atak geliştirmişti ev sahibi ekip. 5-6 futbolcuyla Fenerbahçe ceza sahasında Tarsus İdman yurdu takımı. Yerden bir orta, savunma karşıladı. Saits uzaklaştırdı, atak devam edecek. Sefa. Onu takip eden Alper var. Sefa yaptı ortasını. İsla. Alper yerde, yardımcının yarısı var. Faul. Şu anda sahadaki 11'de şüphesiz Fenerbahçe'nin şu andaki rakibi Tarsus, Fenerbahçe'nin kalibresinde mutlaka değil, normal aradaki bütçe farkları, oyuncu farkları. Ama Fenerbahçeli oyuncuların istekli oynadığını görüyoruz. Bu son derece önemli bir şey. Dolayısıyla o istek sahada belki hata yaptırabiliyor ama mücadele etme güçlerinin ve mücadele etme isteklerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Sadık tabii Ersun Yanal'ın da ne olursa olsun istediği öncelikle istekli, arzulu, coşkulu oyun. Kesinlikle öyle. Hangi maç olursa olsun, hangi futbolcu olursa olsun ilk baktığı, Ersun değerlendirdiği hocam, konulardan biri bu. Maç bittiğinde iki şeye bakar. Bir, kaç kilometre ve mesafe kat etmiş. İki, bunun ne kadarını yüksek şiddette hızlı, yani saatte 20 kilometrenin üstünde koşuyla yapmış. Ona bakar. O mücadelenin en önemli örneğidir. Biraz sonra Gustavo'dan bir iki örnek vereceğim. Herkes daha kolay fark edecek, anlayacak. İsla yerden. Şimdi Miha Zajc geriye geldi topu almak için. Sadık 16. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçiren golün sahibi. İsla, Tolgay ve Sadık orada bir üçgen kurdular. Ferhat da sık sık önde baskıya geliyor Artun'la birlikte. Çağrı da onlara destek verdi bu bölümde. Yine Sadık. Tabii orada o baskı kolay değil hocam. Yani belli bölümlerde yapıyorlar. Fizik kondisyon istiyor. İlk 5 dakika. İdman yurdu takımı da hani bunu ısrarla yapmaya gayret ediyor. İlk 5 dakika yaptılar. Biraz dinlendiler. Nabız yükseldi. Şimdi indirdiler nabzı biraz. Tekrar başladı. Murat sağlam gidecek. Murat faule rağmen devam etti. Önce avantaja bıraktı. Sonra düdüğünü çaldı Atilla Karaoğlan. Bu sezon Süper Lig'de 3, birinci ligde 2 maç yönetti. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan az önceki pozisyonda, faul pozisyonu da bir kez daha ekranlarınıza geldi bu arada. Serbest vuruşu hemen kullandı sırla Cüvertli takım Adil, Rami ve Sadık. 24. dakika, 16. dakikada Sadık'ın kaydettiği kafa golüyle 1-0 önde Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesinde. İsla çizgide. Tolga Ciğerci. 3 kişi peşindeydi geriye. Sadık. Zajc kendisini gösterdi. Sadık Mevlüt Erdinç'e doğru. Bir geri pas. Kaleci Anıl yükseldi. Topu kontrol etti. Mevlüt Erdinç de hata yapar mı diye kaleciye doğru hareketlenmişti. Mevlüt'e de birazdan oyun durduğu anda bir parantez açalım hemen hocam. Hemen açayım. Ender'cim saymadım ama... İstatistik olarak sanıyorum şu anda top sahada en az topla buluşan oyuncu sanıyorum Mevlüt Erdinç. Hatta Artun'dan, yani Tarsus'un santrforundan daha az topla buluştu. Fenerbahçe şu ana kadar neyi yapamadı? Hücumda organize olamadı. Bu da çok normal çünkü şu anda sahanın santrfor arkasındaki 3 adam ve öndeki santrfor 4 kişi. Beraber oynama pratikleri yok. Bir daha da belki kupa dışında hiç oynamayacaklar. Bu bunun şeyini yaşıyor, eksikliğini yaşıyor Fenerbahçe. Çağrı bıraktı Ferhat'tan sağ tarafa doğru Sefa'nın bulunduğu bölgeye. Sefa ilk hamlede kontrol etmeyi denedi ama ikinci hamlede saha yetmedi, out.
Ben Sefa'yı beğendim. Yani ileri çıkışları, sağ kanattan destekleri son derece iyi ama 90 dakika. Golü bir kez daha hatırlayalım dedik ve sevgili öğretmenim Murat Aktaş da hemen böyle taşıdı ekrana. Sadık'ın golü 16. dakikada bu şekilde öne geçirmişti Fenerbahçe'yi. Ligde 46 kornerde bir gol atmışlardı. Burada daha 3. kornerde golü buldular. Onu da söylemiş olalım. Futbol enteresan bir oyun. Biz programlarımızda zaman zaman bunu işliyoruz hocam. Çok işleriz. Kenar topları, köşe vuruşları çok kolay gol atma imkanı olan şeyler değil aslında. Tabii. Hani öyle gibi gözlenir ama ya yani ben sana desem rakamlar öyle göstermiyor. Ender'cim bu bir işe gireceğiz. %2,5 kazanma şansımız var. Girer misin o işe? Girmezsin. Düşünürüm hocam. Düşersin. Pek iyi yani. Kornerlerin her 100 kornerin 2,5-3 tanesi gol oluyor. Öyle kolay değil yani. İsla solda. Alper yanına sokuldu. Bir anlaşmazlık ama Tolga Ciğerci geldi o bölgeye. Yeniden Marusya İsla. Alper'den Tolga'ya. Tolgay. Yerden Zayt sağ tarafa doğru faul bekledi Zayt. Hakem oynayın dedi. Anıl da topu kontrol etti. Fenerbahçe geçtiğimiz hafta ligde Konya Spor'u hatırlayacaksınız sevgili futbol severler. 5-1 mağlup etmişti. Pazar günü de Kayseri'de Kayseri Spor'la karşılaşacaklarını hemen hatırlatalım. Yakup sol tarafta İbrahim'le oynadı. Erkam şimdi serildi. Alper'den atak yönü sağ tarafa çevirecek. Tolga o bölgeye gitti. Sefa pasını verdi. Geride Aytaç. Yanına sokulan Ferhat. Şimdi Erkam. Peşinde Tolgay var. Çizgide bir müdahale Sefa'dan. Top oyunda. Sadık izin vermedi Mert'in hareketlenmesine. Ve topu dışarı gönderdi Taç. Tarsus İdman Yurdu kullanacak. Sefa gitti taç atışını kullanmaya. 27. dakikayı da geride bıraktık. Sadık ve Adil Rami girdiler araya. Baskı devam ediyor Tarsus İdman Yurdu takımından. Alper Potuk topu taça gönderdi. Bir kez daha Tarsus İdman Yurdu atağını seyredeceğiz. Çağrı bu arada... Sadık yerde kalmıştı, ona yapılan hareket faul. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin. Ali Yavuz görüntüde görev bölgesine doğru dönüyor. Fenerbahçe'de Sadık'la serbest vuruşu kullanacak değerli futbol severler. Fenerbahçe topu ayağında daha çok tutan takım. Enteresan bir şey söyleyeyim sevgili Ender. Avrupa'nın 5 büyük ligini düşün. Bir de bizim ligi düşün. Toplam 6 ligde 116 takım var. Bu 116 takımın içinde topa en çok sahip olan 6. takım Fenerbahçe. Dolayısıyla bu klasik özelliği. Ersun Yanal'la birlikte gelen klasik özelliği. Alper Potuk gol pozisyonu. Alper vurdurmadılar. İkinci hamle topu ağlarda gol. Deniz topu ağlara yolladı. Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarttı Deniz Türüç'le. Adeta bir ikram oldu bu Deniz'e. Evet, evet. O da geri çevirmedi ve 29. dakikada farkı 2'ye yükseltti. İşte golün gelişimi. Alper son anda bir müdahale. Ardından Deniz Türüç son vuruşu yapıyor ve Fenerbahçe Deniz'le farkı 2'ye yükseltiyor. Farklı açılardan tekrar tekrar izliyoruz. Zayt sektirdi. Alper son anda savunmanın müdahalesi. Boşta kalan topu Deniz tamamlıyor. 16 Sadık, 28 Deniz. Fenerbahçe 2-0 önde Tarsus İdman Yurdu deplasmanında. Fenerbahçe'nin kaleyi tutan her şutu gol olur. İsla girdi araya. Tolgay. Offside pozisyonundaydı. Mevlüt atmadı. Ardından top kaybı. Bu sefer ön alanda baskı. Fenerbahçeli futbolculardan. Gözüyle indirdi. Tolga Ciğerci'de kaldı. Murat Sağlam hemen sağında. Ona vermedi. Miha Zayt saldı. O şimdi Murat'la oynadı. Yerden orta Murat'tan. İbrahim'den geri geliyor. Bir ortada korner. Murat Sağlam özür diledi arkadaşlarından.
Sünyanal ekrana yansıdı. Takımı 2-0 önde. Deniz Türüş gidiyor köşe vuruşunu kullanmaya. Değerli futbol severler, maçta 3'te 1'lik bölümü geride bıraktık. 31. dakikanın ilk saniyeleri. Fenerbahçe'nin 3. köşe vuruşu bu. Deniz kullandı. Bir kafa dışarı gitti top. Mevlüt. Mevlüt Erdinç görüntüde. Yükselen. Kafayı vuran oyuncuydu. Ama çerçeveyi tutturamadı Mevlüt. Tarsus bir türlü karar veremedi. Duran toplarda adam savunması mı yapayım, alan savunması mı yapayım? Fenerbahçe de bundan çok yararlanır. Dünyada da bu kavgadır. Adam mı daha iyi, alan mı daha iyi? Öndüreye bir adam mı koyayım, kimseyi koymayayım? Ciddi bir tartışma konusu. Bizim takımlarımızın da özellikle Avrupa arenasında en büyük sıkıntısıdır hocam. Yıllardır öyle. Sevgili Ender, dünyada gollerin 3 golün bir tanesi penaltı dahil duran toplardan. Müthiş bir şey var orada. Kaynak var orada. Maden var değil mi? Tabii. Bu arada Adil Rami'nin yaptığı harekete faul dedi. Karşılaşmanın hakemi serbest vuruşu kullanacak Ferhat'la. Tarsus idman yurdu. Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen yıl Çaykur Rizespor'a 3. turda 2-0 yenilerek elenmişti Tarsus idman yurdu takımı. Ferhat serbest vuruşu şimdi kullandı. Oradan rakibe giden bir topta Adil Rami karşıladı ama atak tazeleyecek ev sahibi. Murat o bölgede bir yardımlaşma. Karşı atak şansı olabilir mi? Yine topu kaybettikleri noktada pres yapma uğraşında Tarsus İdman Yurdu takımı. Bu anlamda şu ana kadar o disipline sadık kaldı Tarsus İdman Yurdu. Doğru ama. Yani ellerinden geldiğince gayretle o oyun disiplininde hocalarının söylediği şeyi uygulamaya çalışıyor. Parça parça. Evet. Yani Türkiye'de ya da Avrupa'da bile bir takımın böyle 90 dakika baskı yapma şansı yok. Parça parça yapmaya çalışıyor. Ama Fenerbahçe ondan bir şekilde sığırlıyor. Altay bıraktı. Adil Rami. Yeniden Altay. Tolga Ciğerci Altay. Artun geldi şimdi de. Altay. Alper Potuk'un bulunduğu bölgeye. Alper topu kontrol etmeyi başardı. Alper'den Miha Zayt'a doğru. Zayt pasını verdi. İyi silah dışarıya. Organize geldi Fenerbahçe. Bu arada bayrak da havadaydı. En direkt serbest vuruşla başlayacak oyun. Şimdi Ersun Hoca var ya nasıl mutlu olmuştu biliyor musun? Savunma beklerinin oyuna bu tür katkılarından çok mutlu olan bir hoca. Zaten hangi hoca bundan mutlu olmaz ama İstar'ın hücuma bu katkısı çok çok önemli. Çünkü hücumda kalabalıklığı savunmadaki iki bekin oyuna hücum alanına gitmesiyle sağlıyorsunuz. 34. dakika. 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor Fenerbahçe'nin. 16 Sadık, 28 Deniz. Zayt topu kazandı bu kez. Miha Zayt, Tolga Ciğerci. Şimdi Alper Potuk, sağ tarafta boşluk vardı. Görmedi Alper. Şimdi Murat Sağlam'a doğru gönderdi. Önünde boş alanı değerlendiriyor Murat. Deniz Türüç, İbrahim karşıladı onu. Tolga, Tolgay, sol tarafta İsla top istedi, aldı. İsla'dan Alper, Tolga Ciğerci kendisini gösterdi. Alper Potuk, yaptı ortasını da. Mevlüt, Mevlüt ama birleşik hareketi yapamadı. Tarsus İdman Yurdu oyuncuları da offside beklemişti ama kalkmadı bayrak. Fenerbahçe'nin bu hata böylece son bulmuş oldu. Aytaç yerden. Sağ tarafta Sefa. Sefa ortasına yaptı. Sadık geçit vermedi. Şu ana kadar Sadık Rami'nin birkaç adım önünde. Attığı gol de moral verdi tabii. Bir Sadık tipindeki oyuncular, psikolojisindeki oyuncular bu tür şeylerden çok besleniyorlar. Çok normal. Jailson ve genç futbolculardan Muhammed ısınmaya doğru gidiyor. Hayat topu dışarı yolladı Taç Fenerbahçe'nin.
Alper'i gayretli buldu. Fenerbahçe seyircisinin belki de en az sempatiyle baktığı oyuncudur. Ama bugün gayretli ama o ilk bölümde söylediğim hani bir fazlasını yapma uğraşı, biraz ayağında hepsi fazla top tutması. Zaman zaman buradan böyle bir Alper Mevlüt Zayt tabii. Alper Mevlüt Zayt üçlüsü onu yapmaya çalışıyor. Tolga Yatak yönünü sağ tarafa çevirdi. Orada geniş bir boşluk var. Murat koşuyor ama İbrahim yakın. Yavuz topu rakibine çarptırdı. Taç. Tarsus İdman Yurdu kullanacak. Bir Emre ve Gustavo çapraza pas konusunda ne kadar takımın kalitesini yükseltiyorlar. Bunu görüyorsun yani. Buradaki denemeler tamam deneme ama hiçbir zaman Emre ve Gustavo'nun o ters tarafa çok çabuk dönme becerisi o ayrı bir yetenek. Bu arada bilgi geldi taraftar sayısı ile ilgili. 20 bin civarında bir seyirci topluluğu takip ediyor Mersin'de Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe karşılaşmasını hafta içinde. Çok iyi rakam. Gerçekten Ziraat Türkiye Kupası'nda iyi bir rakam. Dedik ya Güney Tarsus özlemiş. İdman Yurdu Fenerbahçe mücadelesinde özellikle sarı lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi bu karşılaşmaya. 20 bin civarında bir seyirci topluluğu takip ediyor mücadeleyi. Artun şansını denemişti aynı bölgeden Taç. O bölgeye doğru şimdi Sefa hareketlendi. Yeniden Artun. İsne girdi araya. Zayt gidiyor. İleride Mevlüt var. Zayt topu ayağından açtı. Faul bekledi. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan oynayın dedi. Erkam şimdi topun sahibi geriye doğru. Yakup'la oynadı. Baskı Mevlüt Erdinç'ten. Yakup boşta arkadaşını aradı. Sağ çizgide Sefa var. Sadık girdi araya. Pası hatalı Aytaç. Aytaç'tan yeniden Sefa'ya doğru. Sefa sol tarafa doğru döndü. Ferhat orada. Ali Yavuz geriden bindirme İbrahim'den. Şimdi Ferhat. İbrahim sol tarafta boş ona doğru. Orta geldi kale sahasına. Ters tarafa açıldı. Sefa ileri çıkmıştı. Sefa üzerine gidiyor rakibinin. Sefa, Marusya İsla ilk pozisyonda. Ona geçit vermedi. İkinci hamle. Kafa vuruşu denemesi. İki futbolcu da boşa çıktı. Bir Ali Yavuz. Diğeri savunmaya yardıma gelen Deniz. Topla dışarı gitti. Şimdi bak iki ön adam. Savunma beklerinin önündeki adam. Tolga da öbür taraftan Deniz de ne kadar ters toplarda içeriye girerek savunmalarına yardım ediyorlar. Yani evet karşınızdaki rakibin gücü belki sizin gücünüzle karşılaştırılamayacak düzeyde ama Fenerbahçe'nin oyun disiplini hiç azalmıyor. İyi niyetle bir disipline bağlı olarak oynuyor. Adil Rami, Tolgay kendisini göstermişti kalecisiyle. Altay'la oynadı. Altay'dan Sadık. İsla sol çizgide. Zaytis da topu almak için gelmişti. Şimdi Mevlüt'e doğru. Araya giren Aytaç. Topu kazanan o bölgede. Bir vuruş içeri gidiyor. Tarsus'u taraftarlar da orada yan ağlara vurduğunu düşündü. Ağlar hafif böyle hareketlendi ama arkadaki panoya gelmişti. Bir an için ters tarafta oturanlar gol diye ayağa kalktı. Ferhat da o bölgeleri zorluyor. Çok iyi zorluyor. Geliyor. Tamam, evet. Özellikle rakip savunmanın önüne yaptığı baskıdan sonra ceza alanına atılan ara paslarda çok fazla görüyoruz Ferhat'ı ceza alanında. Ha şeye baktım mesela. Topla Altay çok oynarken Ersun Hoca'ya bakıyorum buradan. Acaba kızacak mı vesaire diye hiçbir tepkisi olmuyor. Yani ona o izin verilmiş. Hatta bazen rakibi çalımlamaya kalkıyor. Ona o izin verilmiş. Ali Yavuz biraz açtı ayağında. Murat. Geride Rami. Atil Rami. Baskıyı görünce daha geri Altay'a. Tekrar Rami. Deniz. İbrahim ensesindeydi. Deniz'den Zaytsa. Sol tarafta boşluk. Orada Marusya İsla atağa katıldı. Mevlüt'e doğru. Mevlüt yerde. Karşılaşmanın hakemi serbest vuruş dedi. Dışarıda. Ceza sahası ön çizgisinin hemen dışını işaret etti. Bir yarım metre kadar dışı. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın işaret ettiği bölge.
arada. Çok kritik bir yer. Kritik bir karar. Ayaklar çizgiye basıyor sanki. Sanki çizgide bulunduğu alana dahil ama bir de pilot kameradan bir kez daha görürsek. Daha net bir karar verme imkanı olacak. İşte Mevlüt böyle gösteriyor. Biraz yani, dışında gibi. Yani, hakeme hiçbir şey söyleyemeyiz. Biz bile yani, şurada bakıyoruz, çok kolay bakıyoruz, kafamız değil. Karışık. Onun için hakemin verdiği karar doğru. 5 kişilik bir baraj yaptı Tarsus İhman Yurdu takımı. Tolga Ciğerci topun gerisinde. Bu tarz net vuruşları var açıkçası. Zaitsin de var ama ona ters bir bölge. Tolga çok önemli bir transfer oldu bu sene. Yani içeriden transfer oldu. Tolga vuracak. Tolga direğin üzerinden dışarıya. Yani yeni transfer gibi oldu. Kesinlikle öyle oldu. Bir kere ahlağı çok yüksek bir oyun. Çünkü Fenerbahçe'nin bu sene oyuncuların en önemli özelliği. Gerçekten oyun ahlakları da, kişisel ahlakları da çok yüksek oyuncular. Sadık karşıladı. İsla geriye doğru döndü. Rami. Ferhat'ın baskısı vardı. Sadık'tan yeniden İsla. Şimdi Alper Potuk. Zayt koşu yaptı. Alper ona vermedi. Tolgay. Rami ileri çıktı. Topla birlikte. Adil Rami. Şimdi Murat Sağlam'ı gördü. Yeniden Adil Rami. Deniz Türüç. İsla savunmanın arkasına sarkma uğraşında. Onu görmediler. Murat şimdi Mevlüt'e doğru. Savunmada kritik müdahale Yakup'tan. Karşı atak şansı ama top kaybı Tarsus İdman Yurdu takımından. Alper girdi araya. Murat. Yeniden Alper Potuk. Murat'tan geriye doğru Adil Rami. O en geriye kalecisi Altay'a. 43. dakika değerli futbol severler. Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu karşısında iki farklı üstünlüğü devam ediyor. Goller 16 Sadık, 28 Deniz Türüç. Adil Rami yine Altay'la paslaştı. Altay'dan Sadık'a, Sadık'tan İsla'ya. Yine ön bölgede baskı var Tarsus İdman Yurdu takımından. Faul Fenerbahçe kullanacak. Mevlüt yerde olan oyuncu. Aytaç müdahaleyi yapmıştı. Görev bölgesine dönüyor. Pozisyon tekrar ekrana yansıdı. Hemen kullandı Fenerbahçe. Tolgay. Tolgay. Tolga Ciğerci ile oynadı. Sağ tarafa doğru. Orada Deniz var. Zaitz yanına sokuldu. Miha Zaitz. Zaitz ara pası hızlı. Tolga için hızlı bir top. Kaleci Anıl çıktı. Ardından hemen başlattı oyunu. Şimdi futbol sahasında bir topunuzu biliyorsun iyi vuran oyuncularda 110-120 kilometreye kadar çıkıyor ama ortalama bir topunuzu da 60 kilometreler civarında. Dünyanın en hızlı koşan strikerları bile 37-38 kilometrede koşuyor. Yani onun yarısı kadar. Dolayısıyla topun şiddeti o kadar önemli ki zaten çok iyi oyuncuların en önemli özelliği o şiddette koşu şiddetini ayarlayabiliyor. Sadık tekrar geriye doğru döndü. Topa daha fazla sahip olarak oyunu kontrolünde tutmaya devam ediyor Fenerbahçe. Skorboard'da da Sarı Lacivertler'in 2-0'lık üstünlüğü yansıyor Altay. Bir kez daha Sadık'la oynadı. 44. dakikanın içindeyiz değerli futbol severler. Alper Potuk sıyrıldı rakibinden. Alper açtı ayağından. Faul ilk hamle için verdi bu kararı. Atilla Karaoğlan biraz daha geriden kullanılmasını istiyor. Dolayısıyla Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'a elenmişti. Bu arada Ferhat'la geliyor Tarsus İdman Yurdu takımı. Sağ taraf etkili atak. Ece Altay üzerine geldi Çağrı'nın vuruşu. Şimdi Çağrı top kaybında. Tabii yine çıkarken kayıp yine. Çağrı'nın orada enteresan. İçeride 4 tane arkadaşım varken çaprazdan kalecinin üstüne yani vurmak. Soldan destekle gelmişti aslında yani, tabii ama. Şimdi, hani biz mesela hakem hatalarını falan konuşuyoruz ya. Genelleme anlamında söylüyorum. Şimdi burada çok önemli bir pozisyonu yanlış tercihle yok ediyorsun.
Taç Fenerbahçe'nin geçen yılki performanstan bahsediyordum. Hani geçen yıl açıkçası pek de Sarı Lacivertli taraftarların hatırlamak istemediği bir sezon. Kupada da öyle olmuştu. Ümraniyespor'a her iki maçta 1-0'lık skorlarla yenilerek kupanın dışında kalmıştı Fenerbahçe. Şeyi hatırlatalım tabii, en son kupadaki şampiyonluk 2012-13 sezonunda Trabzonspor'u 1-0 yenerek elde etti. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu Fenerbahçe'nin müzesinde de 6 kupa var Sarı Lacivertlerin. Bir elle temas belirledi Atilla Karaoğlan. Serbest vuruş oyunu başlatacak Tarsus İlman Yurdu. Şu temas işte. Doğru. 5 artı 1'in içindeyiz. 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor Fenerbahçe'nin. Kaleci Anıl serbest vuruşu kullandı. Adil Rami hava topuna çıkarken rakibinin sırtından destek aldığı için karşılaşmanın hakemi faul dedi. Bazen denir ya, gelişi faul, gelişi faul. Ferhat topun gerisinde. Dört, beş oyuncuyla Tarsus İdman Yurdu yine. Fenerbahçe ceza sahası ön çizgisinde. Ferhat kullandı kale sahasına doğru. Sadık yükseldi, vurdu kafayı. Murat Sağlam o topu uzaklaştırırken karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan da ilk 45 dakikayı bitiren düdüğü çaldı. Bir arkadaşımız haber veriyor. Bazı çocuklar varmış orada fotoğraf çektirmek için. Bu arada ikinci yarı başladı. Fenerbahçe başladı mücadelenin ikinci yarısına. Jason bıraktı. Adil Rami. Altay. Tolgay'dan şimdi Zayt'sa doğru. Zayt. Deniz. Taç. Fenerbahçe'nin bu arada... Fenerbahçe'de Vedat Muriç'i, Ozan'ı, hatta diğer futbolcuları da, Rodriguez'i de ısınmak için çıktıklarını görüyorum. Sarı Lacivertli taraftarlar da onları alkışladı bu arada. Oyun alanında da yeni bir atak geliştirme hazırlığında Fenerbahçe Zayt aldı. Zayt'tan sağ tarafa doğru Deniz Türüç. Deniz üzerine gidiyor rakibinin, son çizgiye yedi Deniz. Son anda ayak koyan o bölgede İbrahim var. Ucunu kullanacak Fenerbahçe. İbrahim görüntüde. Savunmadan Adil Rami de ileri doğru çıktı. Sadık da yine o bölgeye doğru geldi. Köşe vuruşunu şimdi kullandı Deniz. Kaleci çift yumruk ikinci hamle. İbrahim uzaklaştırıyor. Hareketlenen Ali Yavuz var. Jason kafayla indirdi. Murat da kalecisi Altay'a döndü. 47. dakika değerli futbol severler. Murat Sağlam. Tolga aldı. Baskı var. Mert'ten. Kaleci Altay. Altay'dan Jailson'a. Şimdi Tolga Ciğerci. Tolgay. Deniz Türüç'e doğru. Deniz indirdi. Tolgay tekrar. Tolga Ciğerci. Sadık ikinci yarıda savunmanın solunda. Alper Boguk sıyrıldı rakibinden. Sadık'tan yeniden Alper'e doğru. Taç Fenerbahçe'nin. Sadık gitti taç atışını kullanmaya. 48. dakika değerli futbolseverler. 16. dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetmişti Sadık. Yerde kaldı faul. Sefa ile girdiği ikili mücadelede Alper Botuk görüntüde. Serbest vuruş kullanacak Fenerbahçe değerli futbol severler. 48. dakikayı da geride bırakıyoruz. Yine Sadık ve Rami ileri doğru sokuldular. Mevlüt orada, Tolga Ciğerci orada. Deniz Türüç ve Miha Zayt.
topun başındaki iki isim. Kaleci Anıl arkadaşlarını uyarıyor. 49. dakika değerli futbol severler. Mersin'de Zayt yalnız kaldı topun gerisinde. Şimdi düdük geldi orta. Savunma vurdu kafayı. Sadık'ın vuruşu. Adeta bir pas oldu. Ters bir vuruş kaleci Anıl. Anıl şimdi degajını yaptı. Sadık faul bekliyor. Ali Yavuz oyun devam etti. Alper Potuk iki kişinin arasına girdi çıkamadı. Aytaş'tan sağ tarafa doğru Sefa. Erkam. Ali Yavuz. Erkam. Jalison müdahale etti. Sadık. Biraz ağır davrandı. Kaybetti topu. Geriye doğru. Sefa. Erkam. O bölgede iyi top yaptı Tarsus İlman Yurdu takımı ama Jailson o paslara son veren isim oldu. Ters bir top. Şimdi tehlikeli geliyor Tarsus İlman Yurdu. Gol pozisyonu Altay. Maçın başından beri en net fırsatı Tarsus İlman Yurdu'nun. Ferhat vurdu. Altay gole izin vermedi. İlk yarıda da 39. dakikada yine Ferhat'la bir pozisyonu vardı Tarsus İdman Yurdu'nun ama bu daha net bir pozisyon oldu bu arada. Tolga'ya faul. Kartına başvurmadı Atilla Karaoğlan. Yani ilk yarının adamıydı Deniz. Bir gol, bir asist ama az önceki pası da o verdi. Evet. Rakibi asist oluyordu. Zayt bu arada top kaptırdı. Solda Ali Yavuz. Murat Sağlam onu karşılıyor. Destek var İbrahim'den. Ara pası Ferhat'a doğru. Rami kademeye girdi. Ondan Mevlüt'e doğru güzel bir top. Mevlüt sıyrıldı rakiplerinden. Mevlüt yerde. Karar faul. Mert faul yaptı. Mevlüt Erdinç görüntüdeydi. Mert de özür diledi. Pozisyon bu. Hemen başladı oyun. Tolga, Alper. Tolga Ciğerci. Solda Sadık. Yine Alper'e doğru hızlı bir top. Oyun alanını terk ediyor Taç. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur değerli futbol severler. 5 farklı ligden 54 takımla oynanıyor. Fenerbahçe 2-0 önde. 4. tur mücadelesinde yine etkili geldi sarılı lacivertler Zayt. Zayt vurmadı. Şimdi sol ayağıyla dışarıya. Miha Zayt. Senin bir tanımın oldu ya maçın başında. Bir fazla hareket. Zayt sonra 1-2'ye çıkarıyor. Şu ana kadar saha içerisinde yapmak istediklerini yapamayan bir oyuncu. Ve açıkçası o da hani ben nasıl oynuyorumun o da çok farkında değil. Bir de Mevlüt. Bu arada Deniz Dürç'ün hatalı pasında Ferhat'ın kaleci Altay'ı geçemediği pozisyon bir kez daha geldi ekrana. Bir de Mevlüt arkadaşları da çok yardım ediyorlar aslında. Gol atmaya çalıştırıyorlar ona. Bu maç biraz sonra Mevlüt'e gol attırma maçı haline gelebilir. Sağ taraftan geliyor Tarsus İdman Yurdu takımı. Sadık Sefa ile mücadelesi. Ayak koydu kazandı topu. Yeniden Sadık. İsa'nın yerine savunmanın soluna geçti ikinci yarıda. Şimdi derinlemesine bir top. Mevlüt koştu, kontrol etti, yakaladı o topu. Üzerine gidiyor rakibinin. Mevlüt topu hala kendisinde. Kale sahasına doğru Anıl çıktı, kontrol etti. Zayt o bölgeye sokulmuştu. Anıl degajı. Artun kafayı vurdu ama hiçbir arkadaşı yok. Murat, Altay. Biraz riski top. Gol pozisyonu. Ali Yavuz bıraktı. Net bir fırsat. Şut ve gol. Büyük bir hata gole neden oldu. Tarsus İdman Yurdu. Bu hatayı affetmedi değerli futbol severler. Gereksiz özgüven. Altay için maçın başında söylemiştik. Gereksiz özgüven, fazla özgüven.
pozisyon tekrar tekrar geliyor görüntüye. Çağrı, işte Ali Yavuz aldı at dedi. Çağrı da topu böyle ağlara yolladı. Biraz Deniz'in pozisyonuna benzedi hocam, Deniz Türüç'ün golüne, ama çok fazla bireysel hata vardı. O da sonunda bu golü getirdi. Fenerbahçe bu maçta normal zaten asıl kadrosuyla oynamıyor ama normal maçlarına oranla en az %30-35 daha fazla çıkarken top kaybediyor. Taç atışını kullanacak Deniz Türüç. Aslında hani sinyal gelmişti bir önceki pozisyonda. Orada Altay çıkarttı. Bu sefer iki yerde de söylemiştik. Çok fazla riskli paslaşmalar beraberinde bu tehlikeyi de getiriyor tabii. Kesinlikle öyle. Topu çok fazla ayağınızda tutmak tamam iyi ama topu tutma becerisi yüksek oyuncularla tutmak tamam. Yani ilk yerde söylemiştim ya, Avrupa'nın ilk 6 takımı içerisinde Fenerbahçe. Topu ayağında tutma, yüksek yüzeyli oynama açısından. Aynı şekilde en çok şut atan takımlar içinde de 6. sırada. Ama bazen fazla güven bu tür hataları getiriyor. Ben bir şey söylemiştim. Altay o topla oynarken Ersun Hoca'ya baktım. Ersun Hoca'nın çok fazla tepkisi yoktu ama buna güvenerek biraz fazla uzatmamak lazım. Genç Altay az önce biraz fazla uzattı. Erkan bu arada ekrana gelen müdahaleden dolayı sarı kartı gördü. Nihat Zaitz acı içinde hala yerde. Sadık ve Deniz'in gollerine 54. dakikada Çağrı ile cevap verdi. Tarsus İdman Yurdu ve farkı 1'e indiren golü attı. Ergün Pembe görüntüde oyuncuları canla başla mücadele ediyor şu ana kadar. Oyun disiplininden de korkmamaya gayret ettiler. Çünkü Ergün Pembe takımı. Evet. Deniz serbest vuruşu kullanıyor. Arka direğe doğru. Savunmada bir kafa, ikinci hamle. Uzaklardan bir vuruş. Savunmadan döndü. İkinci hamle Anıl. Deniz Türüç denedi şansını. Anıl topu kontrol etti. İşte Deniz'in vuruşu. Anıl'ın kurtarışı. Sağ taraftan geliyor bu kez. Tarsus İdman Yurdu tabii. Gol de ev sahibi ekibe mutlaka moral verdi. Geçen sene Fenerbahçe'nin en büyük problemlerinden bir tanesi şut atma konusundaydı. Özellikle ceza alanı dışından şut atma konusunda. Bu sene ligin en çok ceza alanı dışı şut atan takımı Fenerbahçe. Toplam şutta da öyle. Avrupa'da bile en çok şut atan 6. takım. Yavaş yavaş Ersun Hoca o tür şeyleri yükseltti. Ama şu anda sahaya, biraz sonra belki onu konuşacağız. Şu anda sahadaki kaç tane oyuncuyu alır da ilk 11'e koyar, asıl ona bakmak gerekecek. O da zaten uzun maratonda Fenerbahçe'nin hani kadro derinliğini ne derece kullanabildiği sorusunun cevabı olacak. Çünkü bu oyuncular onun için alındı. Deniz Türüç'ten sağ tarafa doğru Murat'a. Yeniden Deniz. 57. dakika değerli futbol severler. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde 2-1'lik üstünlüğü var. Fenerbahçe'nin Deniz'den Tolga Ciğerci. Tolga bıraktı. Jailson. Jailson'dan sağ tarafa doğru Murat indirdi ama oynalarının dışından Taç. Tarsus İdman Yurdu kullanacak. İkincilik beyaz grupta 10 maç sonunda 16 puanla 7. sırada Tarsus İdman Yurdu takımı. Aslında gol problemi de yaşayan bir takım. Ligde sadece maç, 9 golü yok. Var. İlk 10 sıradaki takımlar içinde en az gol atan takım ve son 3 maçında golü yoktu. Fenerbahçe yaptı. Bir yandan da ekonomik sıkıntılarla boğuşan, evet, bayağı sorunları olan bir takım. Ama bugün şu anda bir vitrin maçı tabii. Çok önemli. Fenerbahçe karşısında güçleri oranında gayretli mücadele ediyor ev sahibi ekibin oyuncuları. Adil Rami, Murat Sağlam tek top oynama düşüncesi topu kaptırdı. İbrahim, İbrahim'den Ali Yavuz. Yeniden İbrahim. Bu boyun alanında tuttu. Ferhat, İbrahim. Bu kez baskı Fenerbahçeli futbolculardan Erkan. Oyunun yönünü sağ tarafa çevirdi. Top isteyen Çağrı var, golün sahibi. Ona gönderemedi Sefa.
Ferhat geriye doğru. Anıl golden sonra daha fazla özgüvenle oynamaya başladı. Tarsus İdman yurdu takımı. Erkan, Ferhat, Yakup. Yeniden Erkan. Yakup'un pası. Ferhat. Zanka geldi bu arada. Evet. Sağ tarafa doğru bir top şimdi. Ceza sahasında Ali Yavuz var, Çağrı var. Atak sağ taraftan gelişti ama Ali Yavuz için çok yüksek bir top çıkarttı Sefa. O bölgeyi aslında bir hayli zorluyor. İlk yarıda da çok geldi Sefa. Şimdi, sağ taraftan, savunmanın sağından sık sık ileri çıktı. Sevgili Ender, takımların bir biyoritmi vardır. Yani bir takım bir dakikada daha yükselir, bir dakikada daha çok düşer. Fenerbahçe 30 ile 60 dakikalar arasında belki de ligin en az gol atan takımı ya da atamayan hatta takımı. Enteresan, bak yine aynı yerden 30. dakikadan sonra 60. dakikaya geldik. Yine Fenerbahçe'de bir düşüklük var. Hocam bu arada Adil Rami yerde. Büyük ihtimalle sakatlık var. Devam edemeyecek. Yani onun için zaten Zanka'yı çağırdı. Zanka'yı o yüzden çağırdı demek ki. Şimdi şu var. Adil golde Adil Rami'nin de hatası var mı? Tabii ki Altay'ın hani orada aslan payı Altay'ın ama. Ya çok Altay'a yazmak lazım. Adil Rami şu, eğer bu bir kas sakatlığı ise hala bedenende kafa olarak da ve kas olarak da çok hazır olmadığını gösteriyordu aslında. Bu bir kas sakatlığı ise. Onu söyleyeyim. Yani darbeye bağlı bir sakatlık mı bilemiyorum ama görebildiğimiz kadarıyla darbe almadı. Adil Rami kenara geliyor. Devam edemeyecek. Değerli futbolseverler, 63. dakika. Zanka oyuna dahil olacak. Yani Ersun Hoca şu anda diyor ki kafasında, benim stoperlerim Zanka, Serdar, dışarıdan da Jayson'la hatta Sadık Rami'nin önüne geçti. Rami şu anda bu takımın 5. stoper adayı konumunda. Yani bugünkü karşılaşmada da onu çok yüksek tempoda oynan bir karşılaşmada bile çok da bir darbe sakatlığı olduğunu zannetmiyorum. Onu göstereyim. Evet, zorunlu bir değişiklik. Daha önce de İsa çıkmış, Jayson girmişti. Tolgay bıraktı şimdi. Gelmedi Zaytsa. İbrahim girdi araya. İkinci yarıda, iki yarıda iki ritmi sanki yok Fenerbahçe. Evet. Topa daha fazla sahip olmaya başladı bu bölümde. Ev sahibi Tarsus İdman yurdu takımı 61. dakika. Yine Ali Yavuz'a doğru uzun bir top geldi. Murat Sağlam sektirdi. Ali Yavuz destek var. Çağrı top istemişti. İkinci hamle. Yardım Tolga Ciğerci'den. İbrahim. Top kaybı. Yerden bir pas. Zayt. Zayt'sın pası. Mevlüt. Kendi yarı sahasından çıktı. Mevlüt gidiyor. Mevlüt ayağından açtı topu Anıl. Mevlüt'ün de maç eksiği bu pozisyonda net bir şekilde aynen gözüktü. Dedim ya, Mevlüt'ü attırmak üzere bir oyun planı kuruyorlar ama Mevlüt de evet fizik olarak. Bayrak havada. Golü atan Çağrı için. 54. dakikada Tarsus İdman yurdunun golünü kaydeden oyuncuydu Çağrı. Pozisyon ekrana geldi. Offside pozisyonu, oyunu da hemen başlattı Fenerbahçe. Sadık'tan Jailson. Jailson Zanka ikilisi uzun bir süre Süper Lig'de beraber oynayan Fenerbahçe'nin tandemdeki ilk tercihleriydi. Hala da hocanın kafasında var. Serdar iyi oynadığı müddetçe Jailson zor gelir ama hala kafasında 2 numaralı tercih yok. Ve Ciğerci aldı. Tolgay yanında. Çizgide Murat ileri hareketlenmişti. Ona vermedi Tolgay. Zayt, Tolgay. Şimdi Murat. Baskı geldi. Top kaybı. Erkam. Orada iyi baskı yaptı. Topu çıkarttı. Tarsus İdman yurdu takımı sağ tarafa doğru. Sefa. Alper Potuk onu rahatsız ediyor. Sefa, Mevlüt de o bölgede kalecisine pas vermesine engel oldu. Baskı sonuç verdi ama tehlikeyi şimdi uzaklaştırıyor Yakup. Jailson. Soğukkanlı döndü kalecisi Altay'a. Altay'dan Zanka. 63. dakikada geride kaldı. 64. dakikanın ilk saniyeleri. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası
dördüncü tur mücadelesinde 2-1 önde Tarsus İdman Yurdu karşısında. Az sonra Tarsus İdman Yurdu takımında da bir oyuncu değişikliği olacak. Tolga Ciğerci bu arada sağ tarafa doğru Deniz Türüç'ü gördü. Deniz şimdi ortasını yaptı. Açtı Mevlüt Erdinç'i ters tarafa doğru. Sefa o bölgede. Mustafa Yılmaz kenarda. Oyuna girmek için bekliyor. Zanka, Tolga Ciğerci. Şimdi Zayt, Arapası, Deniz. Deniz Türüç, Deniz Vurdanıl. Deniz'le zorladı son iki pozisyonda Fenerbahçe. Şimdi Erkam aldı. Orta sahayı çabuk geçti. Tarsus İdman Yurdu. Sol tarafta Ali Yavuz. Ali sıyrıldı rakibinden. Ali ikinci rakibinden de sıyrıldı. Ali geliyor. Verdi pasını. Çağrı. Kötü bir müdahale. Arkasından Sadık dokundu. Şimdi karşı atak şansı Fenerbahçe için. Alper Potuk. Zayt. Hızı çıkamadı Fenerbahçe. Alper. Bu arada Ferhat yerde kaldı. Onu bekledi Fenerbahçeli oyuncular da. Atilla Karaoğlan da oyunu durdurdu. Ferhat'ın sakatlığını kontrol etmek için. Şimdi Ersun Hoca tabii 2-1 ve rakip üstünüze gelmeye başladı. Fenerbahçe düştü. İkinci takımı diyelim Fenerbahçe'nin. Bunu düştü. Şimdi o zaman ne yapacaksınız? Çok etkili bir hızlı hücum adamı lazım. İlerleyen dakikalarda çok da geç kalmayabilir ama tabii üçüncü değişikliğini de hemen yapmak istemez hoca. Zayt ya da Alper'den bir tanesini dışarı alıp onun yerine Rodriguez'i kullanabilir. Ferhat'ın yerine Mustafa giriyor oyuna. Ferhat da maçın iyilerinden biriydi hocam. Aynen öyle. Hücum arkasında. Fizik gücü de iyi bir oyuncu. Kaptan Ferhat oyuna devam edemiyor o da. Yani şu anda mesela seyircilerimizin bilgisi için söyleyelim. Tarsus'un bu kadrosundaki iki stoper aslında ideal stoperleri değil. Bir tek sağ bek. Bu takım için ideal bir savunma. Sefa, zaman zaman Sefa, Ali Yavuz. İşte evet. Oyuna giren Mustafa. Sefa, Ali Yavuz ve öndeki Artun. Erkan'dan çok umutlu evet. Ergün Hoca ama hakikaten iyi mücadele ediyorlar. Vitrin maçı vesaire ne olursa olsun iyi mücadele ediyor Tarsus. Fenerbahçe'nin 11'inin yani Fenerbahçe'yi söylerken Tarsus İdman Yurdu'nun da ideal 11'iyle oynamadığını aynen vurgulamak öyle. Tabii onun için söylemeyi istiyorum. Ama Fenerbahçe'nin şu andaki 11'inden Ersun Hoca'nın kafasında ya ben bu adamı alır koyarım diyeceği Deniz'in dışında ben şöyle bakıyorum ve İsta zaten oynuyordu ilk kadroda. Deniz'in dışında bir alternatif oluşturduğunu zannetmiyorum ki Deniz zaten bilinen bir şeydi ama zaman zaman forma şansı buluyor. Forma zaten. Şansı buluyor. Şimdi şunu da gösteriyor bu kadro. Fenerbahçe devre arasında iki tane hızlı Moses Rodriguez tipinde kenar adamı, kanat adamı ihtiyacı var. Onu gösteriyor maç. Jailson kademede döndü geriye doğru kalecisi Altay'a. Alper Potuk. O da çok çalıştı Alper ama hani deyim yerindeyse bal yapmayan arı gibi hocam. Yani bugün Zayt'sa da Zayt da öyle. O da çok kendini gösteremedi. Alper Potuk. Mevlüt çok top alamadı. Bilmiyorum yani biraz Sadık hani hem gol attı hem işte bir iki pozisyonda etkili müdahale yaptı. Bu arada Alper iyi sıyrıldı rakibinden. Ve sizin de söylediğiniz gibi zaman zaman Deniz Türüç. Yani sırtın dönük topu aldıktan sonra tekrar kendi yarı alanına doğru dönüp geriye pas vermenin takımına bir faydası yok. Şimdi bak çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bizim çocuklardan geliyor şeylerde, verilerde. Fenerbahçe normalde asıl kadrosuyla %35 topu öne oynarken bugün %21 civarında. Deniz. Orada şansı bulamadı Murat. Geriye doğru Jailson. Şimdi Zanka. 68. dakika. Yeniden Deniz Türüç. Mevlüt Erdinç kendisini gösterdi. Murat Sağlam. Geriye doğru Tolga Ciğerci. Tolga. O da geriye Tolgay. Tolgay. Şimdi Deniz aldı. Deniz'den Tolga. Yeniden Deniz. Bir türlü orta şansı bulamadı. Ve topu kaybetti. Deniz'de. Yani genel eğilime uyma eğilimi dediniz. Tolga girdi araya. Murat, Zanka, Jailson oynadı. Solda Sadık.
69. dakika değerli futbol severler. Sadık ileri çıktı. Jason. Tolgay aldı şimdi. Tolgay geliyor. Tolgay derinlemesine pası. Mevlüt gol pozisyonu. Kaleci Anıl topu çıkarttı. Mevlüt de 3. gole yaklaştı Fenerbahçe. Anıl gole izin vermedi. Pozisyon bu ama görebildiğimiz kadarıyla offside gibi geldi bana. Yani net bir şekilde ama yardımcı kaçırmış. Köşe vuruşunu kullanacak Fenerbahçe. Mevlüt de burada Anıl'ı geçemedi. Deniz kullanacak köşe vuruşunu. Ceza sahasında 4-5 Fenerbahçeli orta geldi kale sahasına. Savunma uzaklaştı. Uzaklardan bir vuruş geldi. Gol Tolgay. Mükemmel. İp gibi vurdu derler ya. İşte öyle. Anıl gerçek anlamda yıkıldı. Az önce çok başarılı bir kurtarış yapmıştı. Ama Tolgay'ın vuruşunda yapacak bir şeyi yoktu onun da. Çok sert, düzgün, ip gibi bir vuruş. Savunmanın uzaklaştırdığı topta 23-24 metre mesafe ayağının dışıyla sert ve düzgün vuruyor. Fenerbahçe'yi yeniden iki farklı üstünlüğe taşıyor Tolgay. Şimdi Fenerbahçe'nin ikinci golünde 3 pasta gidip gol attılar. Burada da yine Ersun Hoca'nın çok sevdiği işlerden birini yaptılar. Dönen top. Tolga Çeyelci bir ara pası daha denedi. Orada Yakup girdi kademeye. Çağrı. Mert. Top kaybı. Tolga aldı. Derinlemesine topu. Ceza sahası sıyrılamadı rakibinden. Tolga. Tolga Çeyelci. Jason. Tabii Jason Zanka ikilisinin savunmada görev yapması Fenerbahçe'nin tandeminin daha emin ellerde olmasını o sonucu getirince hani orta sahada daha kendine güvenli oynamaya başladı. Tolgay biraz daha öne çıkmaya başladı. Önce bir ara pas attı, pozisyona girdi, korner oldu. Sonra da dönen topa vurdu. Zaten Tolgay'ın biraz daha oraya yakın oynaması lazım. Tekniği çok yüksek bir oyuncu çünkü. Biraz sazı eline aldı bu dakikalarda Tolgay. Murat Sağlam sıyrılamadı rakibinden. Ali Yavuz, o da günün çalışkan isimlerinden biri. İbrahim'le oynadı. Zamanlama hatası Artun'dan. Tolgay faul bekliyor. O bölgede oyuna ikinci yarıda dahil olan Mustafa. Zayt. Miha Zayt. Sağ tarafa doğru Deniz. Deniz Türüç. Deniz ceza sahasına girdi. Deniz top hala kendisinde. Bir vuruş dışarıya gidiyor. Savunmanın da müdahalesi var, korner. Bir gol ne kadar çok şeyi değiştiriyor görüyorsun değil mi Ender? Bir anda moral gücün artıyor. Oyun iştahın artıyor. Az sonra bir değişiklik daha olacak. Artun oyundan çıkıyor. Emir Kağan Gültekin oyuna dahil olacak. Artur Akçakır oyundan çıkıyor. 17 numaralı formasıyla Emir Kağan Gültekin oyuna dahil oluyor. Yaklaşık 17 bin biletli seyirci var ama hani bize gelen ilk rakam stat'tan 20 bine yakın bir seyirci toplu olduğu şeklindeydi. Tabii arada hatıra gönüle işler hatır olur böyle başlarda. Bu arada gelmiş. Hani stadın da gerçekten çok son derece iyi bir stat olduğunu vurgulayalım. Çok güzel. 9-15'e açılmasını istedi bu arada. Oyuncunun kalesi aslında. Deniz bir kez daha denedi şansını. Zanka rakibini takip ediyor. Fenerbahçe yarı sahasında hiçbir Tarsus İdmanyurt oyuncusu yok. Tolgay. Jason. Jason'dan Sadık.
önünde Alper var. Alper potu kaldı. Sadık bindirme yaptı. Geride Jailson. Kendisini gösterdi, aldı topu. Zanka. Tolgay. Üçüncü golün sahibi. Tolgay Aslan. Deniz sağ taraftan, Murat Sağlam şimdi çıktı ileri. Murat yaptı ortasını da. Kaleci Anıl yükseldi, topu kontrol etti. Mustafa, iyi paslaştılar. Sadık hızlı topu kazandı. Bu arada karşılaşmanın hakemi de kramp girdi galiba. İlk müdahaleyi aslında hakem yaptı hocam. Evet, aynen öyle. Fenerbahçeli taraftarlar ekrana yansıyor. Çağrı burada sakatlandı. Rakibini yalnız o şey kovalarken hamstring attı gibi gözüküyor. Öyle mi? Yok, kramp değil de hamstring. Golü hatırlıyoruz. Sanki Tolgay Fenerbahçe'yi 3-1 öne geçirmişti bu şekilde. Ne yaptı Fenerbahçe? Bir duran top gol attı. 3 pasta bir gol attı. Bir tane de dönen topa vurarak uzaktan şutta, ki Fenerbahçe bunu çok atmaya başladı biliyorsunuz. Konya maçına kadar Fenerbahçe'nin ceza alanı dışından şutla golü yoktu. O maçta 4 tane birden attı. Bir de bu maç. Fenerbahçe uzaktan vurmaya heveslenmeye başladı, en azından denemeye başladı. Evet, yani Konya maçındaki o özellikle Rodriguez ve Muriç'in jenerik bir golü var. Yine Ozan'ın Tolga'nın attığı bölgeye yakın bir yerden gol kaydetmişti Konya maçında. Vurma iştahı arttı Fenerbahçe'nin. Evet, ama bugün ikinci yarıda özellikle oynadıkları oyun hem koordinasyonsuz hem de o ilk yarıdaki hırslarının çok daha altında olan oyun Fenerbahçe adına bir tehlike sinyali. Arkadan gelecek oyuncuların bu takımı 33-34 haftalık süredeki desteklemeler anlamında sıkıntı. Açıkçası tabii maçtan sonra konuşacağız programda, maç sonrası programımızda, ama bakalım hani Fenerbahçe'nin yedekleri hazır mı, onun değerlendirmesinde maç sonu programında daha ayrıntılı bir şekilde yaparız. Röportajlar sırasında bir yandan. Oyun yeniden hareketlendi. Jailson, Mustafa'nın baskısı vardı, Sadık. Çağrı'nın tedavisi de devam ediyor. Bir yandan oyuncuların kenarında. Böyle yerlerde zorlamamak lazım oyuncuyu. Şimdi zaten Ergün Hoca da Cem Aktaş'ı oyuna yani dahil ediyor. Orada basit bir ödem bile olsa zorlamamak lazım. Anlamı yok. Hamstring. Büyük bir kas çünkü. Murat araya girdi. Sırılamadı Ali Yavuz rakibinden. Jailson. Alper. Soldan destek var. O bölgeye doğru Deniz gitmişti ama Anıl için kolay bir top geldi. Anıl'ın degajı, Ali Yavuz hareketli. Sadık. Kaleci Altay ve Zanka. 77. dakika değerli futbolseverler, Mersin Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğü var. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde. Tolga Ciğerci. Erkam'ın baskısı vardı. Alper potuk bıraktı. Tolgay. Solda Deniz var, kendisini gösteren. Deniz Türüç yaptı ortasını. Kafayla karşılayan Aytaç. Yine bir hızlı top. Savunma arkasına doğru. Murat Sağlam hata yapmadı. Kaan hareketlenmişti. Tolgay. Tolgay'dan Zayt'sa doğru gelmedi. Emir. Şimdi bir ara top. Sadık gidiyor o bölgeye. İlk hamleyi yaptı. Emir vurdurmadı ona savunma. Ardından bir müdahale, faul. Bir müdahale geldi. Murat
Atilla Karaoğlan bu arada değişikliğin de yapılmasını istedi. Çünkü Çağrı'nın sakatlandığı andan beri oyun alanında bir kişi eksikti. Tarsus İdman yordu takımı. Cem oyunda. Murat Sağlam sarı kartı gördü bu pozisyondan sonra. Serbest vuruşu kullanacak Tarsus İdman yurdu takımı. 79. dakika değerli futbol severler. 5 kişilik baraj Fenerbahçe'den. Ali Yavuz topun gerisinde. Oyuna az önce dahil olan Emir Kağan o bölgede. Ali Yavuz mu? Emir Kağan mı? 5 kişilik Fenerbahçe barajı 80. dakika. Ali Yavuz geliyor topun üzerine bıraktı. Emir Kağan vurdu. Barajda kaldı top. Atak devam edecek. İbrahim geriye doğru oynadı. Yakup baskı var. Daha geriye kalecisi Anıl'a. Son 10 dakika normal süre olarak Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğü var Mersin'de. Tarsus İdman yurdu karşısında. Cem. Cem'in ortası. Out'a gitti doğrudan. Az önce sakatlanan Çağrı'nın yerine oyuna dahil olmuştu Cem. Şu ortalar hep konuşuruz seninle biliyorsun programlarda da. Türkiye'de geçen sene her 100 ortanın sadece 1.4'ü gol oldu. Bu sene 1'in de altına düştü sevgili Ender. Yani 100 ortadan sadece bir tanesi gol oluyor. Ama biz ısrarla orta yapmaya devam ediyoruz. Yine o riskli denebilecek paslaşmalar. Jailson'un pası da biraz kısa gibiydi. Çok yaptılar bugün. Jailson'dan Zanka'ya. Sağda Murat var. Tolgay. Murat hareketlendi. Tolgay onun koşu yoluna gönderemedi. İbrahim karşıladı. Faul. Hemen kullandı İbrahim. Sadık kademede. Mustafa ile birlikte Sadık. Hata süpüren oyuncu oldu Jailson. Tolga Ciğerci. Sol tarafa çevirdi atak yönünü. Deniz bıraktı. Yeniden Sadık. Jailson. Zanka. Zanka'dan Sadık. Solda Deniz. Yeniden Sadık. Jailson biraz daha öne evet, gitti. Sadık'la Zanka çift stoper oynuyor. Murat bu tarafta Deniz'i sol arkaya aldı hocam. Deniz şu anda sol bek olarak. Üçlü gibi sanki biraz da. Murat da Deniz'i sol beke. Murat da biraz ileri çıktı yalnız hocam. Yok yani... şimdi ama Ersun Yanal taktiği bu. İki stoperi kendi arasında pas yaparken bir ön liberosu, iki Tolgay var. Onu getiriyor. İki bek de öne çıkıyorlar. Evet. Hoca sever o işleri. Bekleri oyuna İyi koyabilmek mi? İçin. Kenardan zaten Aynen. sürekli işaret ediyor. Şu anda Deniz Murat Sağlam'ın sol bekliği. Evet, Deniz sol bek. Tolga Ciğerci. Oradan çıkmayı başardı Tolga. Top hala kendisinde. Tolga pasını da verdi. Gol pozisyonu. Vurdu ama nereye vurdu Mevlüt? Yanağlarda kaldı top. Günün etkisiz isimlerinden biri Mevlüt Erdem. Mevlüt dedi ki hani dedim ya şeyde Mevlüt'e bugün gol attırmak için çok uğraşacak arkadaşları. Mevlüt de bizi mahcup edebilmek Pozisyon için. Pozisyon yeniden geldi ekrana. Açısı da çok dar. Tolga yalnız hem iki kişinin arasından Müthiş çıktı. Hem de pası güzel. Direkten Mevlüt direkle o yan ağların arasında bir bölgeye nişanlamış topu. Açısı da bir hayli dardı. Murat Sağlam topu yükseklik kazandırdı. İbrahim karşıladı. Ali Yavuz. Zanka peşinde. Ali Yavuz. Top hala kendisinde. Pasını da verdi. Bir vuruş. Sefadan, savunmadan sekti. Korner.
84. dakikaya geldik değerli futbol severler. Cem kullanacak sağ taraftan köşe vuruşunu. Tarsus İdman yurdu takımında. Fenerbahçe'nin güçlü lig üstünlüğü devam ediyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Altay için kolay bir top. Gol dışında aslında iki kere iş düştü Altay'a. Doğru. Onlardan birisinde başarılıydı. Daha doğrusu birisinde de hani işte o gol pozisyonu oldu. Yine riskli paslar. Bilemiyorum bu pasları. Çok yapıyor bunu. Yani bence yani, ama şimdi kaleciyi de oyuncu gibi kullanıyor. Ersun Doğru. Yanal bu şekilde zaten Altay'ı da kurgulamıştı. Ama hani burada seçimler, pas seçimleri biraz riskli gibi geliyor. Ama bana. Temas ağrı çok önemli. Yani tam rakip temas edecekken topu çıkarıyor. Bu hakikaten Fenerbahçe adına riskli. Zayt. Erik offside'daydı, atmadı. Sağ tarafa doğru şimdi. Tolga Ciğerci'nin bulunduğu bölgeye. Tolga Ciğerci yapmadı ortayı. Açısı daraldığı için. Zayt yanına sokuldu. Zayt onun da hani pili tükendi gibi evet. Sanki. İstediğini de yapamadıkça morali de düştü moral olarak. Şimdi Fenerbahçe enteresan. Mesela ortalama 12-13 pas yaptı, orta yaptı. Yani fazla orta kullanmadığı maçları 5'er golle kazandı. Yani Konya maçında mesela. Gazişehir maçında mesela. Ama 20'nin üzeri orta yaptığı maçlarda ya berabere kaldı ya kaybetti. O arada Murat Sağlam taç atışını oyun alanından kullanmış. Böyle olunca bazen da taç el değiştirdi. Yani. Dolayısıyla orta yapmadan içeriye drive ettikleri, kanat adamların içeri girdikleri maçları etkili bir şekilde kazanıyor Fenerbahçe. İyi geldi yine Tarsus İdman yurdu takımı. Sefa şanslı denedi. Günün o da öne çıkan isimlerinden biri ama. Evet, ben beğendim. Etkili değildi. Altay Sadık'la oynadı. Deniz yeniden Sadık. 86. dakikanın içindeyiz. Altay bir kez daha Sadık'a mı? Taç atışını Cem kullanacak. Bu arada genç Muhammed'i görüyorum kenarda Fenerbahçe'de. Orada bir bilardo topunu andırırcasına iki takım oyuncular arasında gitti geldi top. Tolgay çıkarttı oradan o topu. Tolga Ciğerci. İki futbolcu peşinde. Fiziğini iyi kullanıyor Tolga. Bu arada Murat yerde kaldı. Sarı kart. Oyuna ikinci yarıda giren Emir Kağan'a. Hemen notlarımızın arasına alalım. Tarsus İdman Yurdu'na sarı kart veren oyuncu 17 numara Emir Kağan Gültekin. Fenerbahçe'de değişen işlerden bir tanesi de bu takım için söylemiyorum genel anlamda ligde. Daha az faul yapan biliyorsun böyle Hırvat faulünü çok yaptırdı Yugoslav faulünü. Evet, onları daha az yapan bir Fenerbahçe ve az kart gören bir Fenerbahçe çok önemli. Yani o kadar tempolu oynayıp o kadar top sende kalıp bu kadar az kart görmek önemli bir şey. Bu arada az önce biz hani yorulduğuna vurgu yapmak adına pili bitti demiştik. Evet. Ersun Hoca da bir dakika geçmeden aldı. Morali bittik. Ben Zaytsı, öyle düşünüyorum. Muhammed genç Muhammed oyuna girdi. Onun için de önemli bir şans bu. Şimdi Mevlüt de geliyor Fenerbahçe. Mevlüt vurdu. Anıl'a nişanladı topu. Normal süre olarak son 3 dakika değerli futbol severler. Tolga Ciğerci faule rağmen topu kazandı. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin. Hemen kullandı Tolga ama top hareketli. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan da ben ne yapayım dedi. Doğru, doğru yerden kullanacaksınız. Hem de hareketli top kullanamazsınız. Tolgay serbest vuruşu kullanacak. Jailson yoluna sokuldu. Çünkü Sadık bütün hatlarıyla rakip yarı alandaydı Fenerbahçe. Deniz, Alper, Deniz Türüç, Sadık. 88. dakika değerli futbol severler. Zanka sakatlığının Adil Rami'nin yerine oynadı aile olmuştu. Tolga bir anlaşmazlık. Güzel bir hareket bu arada. Aytaç'tan top kaybı. Tolgay girdi araya. Mustafa kaptırdı. Tolgay ceza sahasında Tolga var. Bu arada Mustafa da gitti hatasını telafi etti. O topu kazandı.
Mert bıraktı sağ tarafa doğru. Sefa. İyi çıkarttı Erkan. Hatalı Sadık. Sefa da günün en iyi isimlerinden biri. Ali Yavuz'la birlikte Tarsus Sütmanyolu takımında. Sadık için de hani ikinci yarı şeyler söyleyebiliriz. İkinci sanki. Yarıda Tolgay ve Sadık. İkinci yarının iyileri. Bu arada Fenerbahçe'nin enteresan bir şeyi vardı. Türkiye Ligi'nde son 15 dakikada gol yemeyen tek takım var. O da Fenerbahçe. Kupada da galiba bunu devam ettirecek. Biz şimdi söyleyip de bunun üstüne yerlerse ağzımız şomaz diye çıkmayalım diye çıkar hocam. Ama söylemiş olalım yani. 89. dakika Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura çıkmaya çok yakın. Geçtiğimiz sezon ligi 6. sırada bitirdiği için, ilk 5'te olmadığı için 4. turdan başladı Sarı Lacivertliler. 3-1'lik skorla Fenerbahçe son 1 dakikaya giriyor normal sürede. Ve adını 5. tura yazdırmak üzere Ziraat Türkiye Kupası'nda Sarı Lacivertli takımını hatırlatalım. 5. turdan itibaren çift maç eliminasyon sistemi. Tolga Ciğerci'nin pası isabetli olmadı. Avantajı bıraktı karşılaşmanın hakemi pozisyonu. Ama top kaybı geldi. Mevlüt de kazanamadı. Müdahale aytaçlandı. Karşılıklı top kayıplarından sonra Deniz. 90+3 oynanacak değerli futbol severler. Jaitson. Tolgay. Deniz geriye doğru. Sadık. Zanka. Tolga Ciğerci. Jaitson. Sağ çizgide Murat Sağlam. Yeniden Jaitson. Tek top. Alper alamadı. Gol pozisyonu şimdi. Anıl çıktı. İki hamlede topu bloke etti. +90+1'in içindeyiz. Az önceki paslaşmalar ve gelişen pozisyon bir kez daha geldi ekrana. Erkan bıraktı Mustafa'ya doğru. Yakup. Baskı var Yakup'a. Tolga Ciğerci. Faul. 90+1. Değerli futbol severler. Tolga'nın yaptığı faul ekrana geldi. Fenerbahçe'nin hafta sonunda Süper Lig'de Kayseri deplasmanında olacağını hatırlatalım. Tarsus İdmanyurdu takımı da deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak. İkincilik beyaz grupta. Şimdi Deniz aldı. Deniz yerde kalıyor, faul. Serbest vuruşları lacivertli takımın. 16 Sadık, 28 Deniz, 70 Tolgay. Fenerbahçe'nin golleri. 54'te Çağrı'nın golü vardı Tarsus İdmanyurdu adına. 3-1'lik üstünlüğü 90+2'de devam ediyor. Fenerbahçe'nin Muhammed sıyrıldı rakibinden, pasını da verdi Jaitson. Şimdi Tolgay. Tolgay'dan Jaitson. Bir kez daha Tolgay. Alper Potuk. Sol tarafta Deniz. Alper yeniden. Tolga Ciğerci kendisini gösterdi. Faul. 90+2'de son saniyeler. Değerli futbol severler. Belki de son bir şans Fenerbahçe adına. Serbest vuruşu kullanacak Sarı Lacivertli takım. Zanka ileri doğru hareketlendi. Mevlüt o bölgede. Kritik müdahale Yakup'tan. Şimdi savunma uzaklaştırdı. İkinci hamle Sadık doldurdu. Jaitson'dan önce bir hamle daha. Tolgay yarı sahada. Top kontrol etti. Döndü kalecisi Altay'a. Altay'dan Zanka. 90+3 değerli futbol severler. Jaitson. Sadık, son saniyeler. Mersin'de Mersin Stadyumu'nda ikincilik beyaz grup temsilcisi Tarsus İdmanyurdu önünde 3-1'lik üstünlüğü var. Ve son düdük geliyor Atilla Karaoğlan'dan değerli futbol severler.